Demek saçmalıklarına sonunda seni de inandırmış. Bunu görmenin acısı zaten yeter bana. Başka bir şey söylemene gerek yok Baran. Burada durup haksız yere üstüme gelmene katlanamam. Temelli gidiyorum konaktan. Tebrik ederim. Sen kazandın. Ortada bir kazanan yok. Ben kimseyle bir savaşa girmedim çünkü. Senin yaptığın kötülükler, söylediğin yalanlar, onların bedeli bunlar. Hepsi bu. Mağdur edebiyatı yapmayı bırak. Ben neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama senin aksine, istenmediğim yerde durmayacak kadar da gururluyum. Hata yaptığını er ya da geç anlayacaksın Baran. Gül, kalan eşyalarımı da getir. Hepiniz bana karşısınız demek. Yazık. Çok yazık. Cevriyem sen neredesin ya? Giderken haber de vermemişsin. Telefonlara da bakmıyorsun. Vallahi Cevdet arayıp durdu. Gerçi çok da üstüne gelmeyelim dedik ama... Kızım birini de mi duymadın? Sessize almışım anne. Şey alışverişe falan çıkmıştım. Dönerken gördüm cevapsızları. Geliyorum dedi aramayayım dedim. Kusura bakmayın ya özür dilerim. Ama size ne aldım? Tata! Krokanlı pasta aldım. Vallahi bayağıdır da yemiyorduk. Bugün şöyle bir akşam keyif yaparız değil mi? Yaparız kızım yaparız sağ olasın. Ama bir yere gideceğin zaman en azından bir haber ver. İnsanı merakla bırakma be yavrum. Neyse sağ salim döndün ya şükür. Her şey yolunda mı karıcığım? Yolunda yolunda. Cevdet biraz dışarı falan mı çeksek acaba ha? Sahile gideriz. Şöyle baş başa vakit geçiririz. Ben de karımla biraz hava alayım canım. Anne, bir şey yoksa biz çıkıyoruz. Çıkın yavrum, çıkın yok bir şey. Hadi. Da, telefonlarınızı da duyun bir zahmet. Hı hı. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bu adamlar kim? Ne oluyor Baran? Suçunu ve yaptıklarını itiraf edene kadar hiçbir yere gitmeyeceksin. Bakınca hatırlarsın ama ben yine de yardımcı olayım. Kiraladığın arabanın kayıt formu. Sadece bu değil. Yangın saatinde o bölgede olduğun görüntüler var. Telefon sinyalleri var. Hayır. Hayır dedim. Ben değildim. Bu kız tuzak kuruyor bana. Bitmedi. Doktor Metin'le de konuştum. Ona her şeyi sen anlatmışsın. Metin'in nişanlısına yazdığı notu odama koyan da senmişsin.
Senin işin bunlar. Sen yaptın her şeyi sen. Nasıl becerdin bilmiyorum. Hocanı arayıp her şeyi ayarlamışsın belli ki. Nefret ediyorum senden. İğreniyorum. Gel. Hocam ben ilişiğimi kesmek için. Ben de seni arayacaktım. Beni mi arayacaktınız? Evet, güzel haberlerim var sana. Okula dönebilirsin. Gerçekten mi? Demek okul aile birliği suçsuz olduğumu anladı. Yok. Yani onların bununla ilgisi yok. Hayırsever bir iş insanının bursu sayesinde eğitimine devam edebileceksin. Nasıl yani? Gerçekten mi? Gerçekten. Ne o? Memnun olmadın mı? Oldum. Tabii ki oldum ama hiç beklemiyordum. Peki kim bu hayırsever iş adamı? Teşekkür etmek isterim. Maalesef onun rızası olmadan bunu sana açıklayamam. Adını gizli tutmak istiyor. Hem sen bunları düşünme artık. Senin için önemli olan eğitimine devam şansı kazanman. Hadi kızım, hayırlı olsun. Nasıl bir insansın sen ya? Yaptığın bunca kötülüklere rağmen utanmadan şu ağzından çıkan sözlere bak. Asıl sen nasıl bir insansın? Başına gelen felaketi kullanıp beni konaktan göndermeye çalışıyorsun. Üstelik bu masum insanları da yalanlarına inandırmışsın. Bera, kes artık. İftira atmayı bırak. Bir daha, onun adını bir daha almayacaksın. O senin gibi biri değil. De çıktık Cevdet. Bak ne güzel hava almış olduk. Vallahi öyle Cevriye. Sahil havası iyi geldi. Ömür geçiyor günün telaşıyla. Eskiden bir başkaydın. Böyle her fırsatta bir bahane bulup kaçardık. Çok güzel anılarımız oldu seninle Cevdet. Bir ömür boyu hatırlanmaya değecek anılar. Daha da güzeller olacak Cevriye. İnşallah olacak. Sen yeter ki gül böyle. Güzel kız. Hadi gel.